bugün çekimlerimize katılamıyor. Hadi görüşürüz. İlk defa izleyenler için her zamanki açıklamamı yapıp başlayalım. Ali ve ben az önce gördüğümüz ölmek üzere olan arkadaşımla ben yaklaşık 2 senedir Güney Amerika kıtasındayız. Ve başladığımız nokta olan Buenos Aires'e geri döndük. Çünkü burayı çok sevdik ve burada bazı yaşama denemeleri yapıyoruz. Hem sizin merak ettiklerinizi hem de bizim merak ettiklerimizle birlikte harmanlayıp her pazar yeni bölümler koymaya devam ediyoruz. Bugün hava çok güzel bu arada. Bu çantada Kim'in ve ben bu çantanın sahiplerine doğru gidiyorum şu anda. Onu açıklamadan önce, biraz önce yoldan bir tane şeftali aldım. Şimdi yaz geliyor buraya. Şeftali yeni yeni çıkmış. Canım da çekti. Canım tonlamaya bak. Canım da çekti. Canım çekti. O yüzden aldım. Bir tane şeftaliyi 13 TL'ye, çeviriyorum. 13 TL'ye satmaları biraz bana fazla geldi. Ne diyorsunuz? İlk meyvenizi yediğinizde gülün demişlerdi. Dur güleyim şimdi, herkes bana bakacak. Bu arada mikrofonlarımız geldi. Aşırı mutluyuz. Umarım ses kalitesi çok iyidir. Bu mikrofonlarla boyut atladığımızı düşünüyorum şu anda. Bu kıyafetime uygun olmayan çanta aslında bizi takip eden arkadaşlarımız. Artık bağırmama da gerek yok bu arada. Eski alışkanlığı mikrofonsuz olarak bağırmam gerekiyordu her dakika. Ece ve Özgün, onların yanına gidiyorum şu anda. Onlar da Ali'nin oturduğu eve çok yakın bir yerde oturuyorlar. Bu arada birazcık da gerginim. Geçen gün soyulma olayından sonra elimde kamerayla yürümek biraz geliyor beni. Ama yapacak bir şey yok, işimiz bu. Onların evine doğru gidiyorum. Onlara yakın olan çok güzel bir park var, oraya gideceğiz. O parkta muhabbet, sohbet ama öncesinde onların kaldığı Airbnb evini size göstermek istiyorum. Kaça tutmuşlar, ev nasıl, memnunlar mı? Onların Arjantin'le ilgili ilk görüşlerini alacağız. Çünkü kendileri şu anda Bodrum'da yaşıyorlar. Hatta yıllardır Bodrum'da yaşıyorlar. Neyse, hikayelerini öğrenmek için Ece ve Özgün'ün Airbnb evine doğru gidiyorum. Hem evi çekelim, sonra da parkta güzel muhabbet edelim. Birazdan görüşürüz. Hola. Merhaba. Selamlar. Sanki hiç bu eve girmek için de Özgün'ün mikrofonu takmamışım. Efekti vermem de beni kutlamaz gerekiyordu. Arkadaşlar, daha önce bu eve geldim tabii ki ama siz gelmediğiniz için sevgili izleyenlerimiz. Şimdi önce Özgün ve Ece'nin kaldığı Airbnb evimizle göstereceğim. Sağ olsunlar. Beni kırmadılar. Gel tabii ki göster dediler. Böyle çok tatlışık bir ev tuttular. Şöyle tatlı bir banyosu var. Küçük. Ondan sonra böyle bir yatma. Ya burada Buenos Aires'te çok fazla mon ambiente diye geçiyor burası. Başka bir odası yok. Fakat arkada çok güzel bir yeri var. Birazdan göstereceğim. Burada böyle bir yer yapmışlar. Böyle tatlı bir alan yapmışlar. Burayı da böyle bölmüşler sanki başka bir odaymış hissi vermek için. Burası böyle tatlışma bir yer. Burada mutfağı var. Ondan sonra burada da işte benim en sevdiğim yer. Çünkü güneş de gelmiyor. Arka tarafta kalıyor. Böyle kocaman bir alanı var. Bu kadarcık. Bu kadarcık. Rahat ama. Evimiz rahat. Kaça tuttunuz arkadaşlar? En önemli soru bu. Evet, en önemli sorulardan başlayalım. Biz Airbnb'den tuttuk burayı. Bayağı da sen baktık aslında önce neresi neresi olsun diye. Hatta size sormuştuk hangi bölge olsun diye. Palermo'da baktık, Recoleta'da baktık. İşte sonra burası çok hoşumuza gitti. Biraz yüksek. Yani onun biz de farkındayız. 850 dolarım geldi. 840 dolara geldi ama Airbnb'den tuttuğumuz için tabii şeyi de var ya onun, evet. komisyonu. Evet. O yüzden bir tık pahalı aslında buraya göre bu ev. Ama mahalleyi çok sevdik. Mahalle çok güzel, bir şey kresli. Mahalle çok güzel. Her şey çok yakın. Bakkal, market. Yani çok rahat hareket edebiliyoruz. Bizim için böyle bir yer olması daha güzel zaten. O yüzden bir aylığına tutmuştuk. Şimdi devam etmek istiyorum yani bu evde. Yani burada bir ay daha kalacaksınız. Bir ay daha kalacağız. Evet. Kalırız. Yani toplam 3 ay kalmayı planlıyoruz bölgede. Bölgede derken Arjantin dışına çıkmayı planlamıyoruz ama işte birazcık aşağıları ineriz. Birazcık kuzeye çıkarız. Biraz falan. Dolanırız tabii. Dolanırız ama şey olur. Burayı... Merkezimiz olur. Evet, burası durur. Siz gezip tekrar buraya dönersiniz. Evet, dedikleri gibi yani evet burası ucuz bir yer değil, pahalı. Ama Airbnb'den tuttuğunuz zaman ister istemez şu an İstanbul'da da tutmaya kalksanız evlerin fiyatları ortalama böyle. Böyle dizayn edilmiş Airbnb evleri. Tabii öyledir. Evet, evet. Ama evet, işte evet. Size dediğim gibi Argen Prop, Zona Prop'ta daha uzun kalacağınız için mesela en az 3 aylı tutabiliyorsunuz. 500 dolara da böyle eşyalı çok tatlı evler var. 500 dolara da oturabiliyorsunuz ama uzun kalıyor olmanız lazım. Şimdi onların burada ne kadar kalır? Yani 3 ay kalacaklar ama bir ayı işte Patagonya tarafında belki belli değil. Evet. O evet. yüzden de böyle olmak zorunda kalmış. Şimdi çıkacağız. Güzel bir parka gideceğiz.
Orada hem muhabbet edeceğiz. Sohbet edeceğiz. Ece ile Özgün'ü tanımanızı istiyorum. Çünkü biz çok sevdik. Sizin de seveceğinizi düşünüyorum. Hem de böyle bizi takip eden arkadaşlarımızla buluşmaların ayrıca özel olduğunu düşünüyorum ben. Biz de çünkü hani rakamlardan ibaret olarak görüyoruz ama öyle değil işte, böyle çok düzgün, çok harika bir kesim tarafından takip ediliyor. Aa, o sizin zarifiniz. Ya çok zarifsiniz. Çok teşekkürler. Şey öğrendik ki biz Cansuların kanalından. Yani ben Arjantin'le ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Tamamen sizin videolarınızdan öğrendim. İşte para işleri nasıl oluyor, hangi semt nasıl, neresi, nasıl yani yaşam hakkında tamamen Cansuların kanalından bir sürü şey öğrendik yaşasın biz de zaten. Işte, bu hiçbir fikrimiz yoktu. O yüzden yani Arjantin'e geliş nedenlerimizden ilk üçe Cansular girer diye düşünüyorum. Öyle. Ciddi söylüyorum ya. Az önce bu arada Türk kahvesi falan içtik. Şurada bardağım var yani aşırı aşırı mutluyum. Şimdi de dışarı çıkıyoruz. Evet. Yolda da gösteririz, yolda da muhabbet ederiz. Bu arada mikrofonun iki tane olduğu için bir tanesi bende, bir tanesi Özgün'de. Şimdi onu deniyoruz aynı zamanda. Konuşacağımız zaman öyle, daha yakın oluruz. Tamam. Evet, daha yan yana görürüz. Yan siz de mikrofon hakkında fikirlerinizi söylersiniz. Hadi çıkalım o zaman yavaş. Tamam, edelim. Çıkalım. Hem yollara bakalım hem muhabbet edelim. Hem mikrofonumu açmayı unutmuşum biraz önce. Olsun, bunların hepsi deneme. O yüzden apartmanın girişi de böyle. Böyle güvenlikli bir yer. Şu an güvenliği yok ama. Şöyle. Hava da sıcak. Gözlüğümüzü takalım. Yolları baka baka derim. Güzel bir hava. 26 derece bugün. İlk izlenimleriniz arkadaşlar. İlk sokaklar, insanlar. Sokaklar çok geniş. Şehir çok büyük. Devamlı kaybolduk geldiğimiz. Her yer birbirine benziyor. Çok benziyor. Binalar hep birbirine benziyor. Ama ferah, yeşil. Çok güzel. Kalabalık değil mesela, bu kadar geniş caddeler olduğu için muhtemelen. Bilmiyorum, insanlar dağılıyor. Bu ne? Çok buralarda. Merkez öyle değil tabii. Neticede merkez. Ama buralar çok tatlı yani. Bu mahalle çok güzel. Şimdi şöyle bir gerçeklik var. Biz bir köyde yaşadığımız için. İşte oluyor. Bir kentte yaşamak. Yani kültürünü unutmadık tabii. Yaban tilkisine dönmüşüz. Her yer otomobil. Evet. Ya aslında şunu söylemek istiyor. Bizim için bir şehirde olmak, Buenos Aires'te olmak zaten enteresan ve yeni bir şey. Tabii canım. Bir şehirde olmak zaten yeni bir şey. Yani çünkü evet. Bodrum'da küçük bir yerde yaşıyoruz. Biz kampta yaşıyoruz zaten. Ve bayağı bir çiftlik. Yani biraz sudan çıkmış balık gibiyiz o yüzden. Dün hele o obelisk tarafını falan indiğimizde o kadar şey hissettim ki, böyle kalabalık, Mecidiyeköy gibi, Taksim gibi hissettim. Ha bak, bu daha mantıklı. Bunların hepsi deneye deneye. Evet. Buyurun. Ben konuşurken niye bende duruyor mikrofon? Böyle daha bunları iyi. Bunları öğreneceğiz. Ya şey çok güzel. Tabii ben İspanyolca bilmiyorum. Ece İran kadar diyelim. Şanslı değilim. Ama ya yani Güney Amerika'da olmak çok güzel bir his. Fikri çok iyi geldi bize. Burası da çok Güney Amerika bir yer değil bu arada aslında. Evet, öyle diyorlar. Yani biraz böyle Avrupa esintisinin olduğundan falan bahsediyorsun herhalde değil mi? Evet, biraz böyle Paris. Çünkü insanları da çok şey değil böyle. Güney Amerikalı gibi değil. Çünkü İspanyol soyu herkes. Orada korktunuz mu? Ya binmeden önce ben çok gergindim. Aile hekimine gittim, ilaçlar yazdırdım. Hadi be! Evet, ondan öncesinde uçağa binmeden bir şeyler içtim. Ama bindikten sonra tahminimden çok daha rahat geçti. O yüzden dönüş için şu an hiç endişelenmiyorum mesela. Çok rahat bir yolculuktu. Evet, evet. Bizim yanıldığımız şu oldu. Ya kim gidecek Arjantin'e? Uçak boştur. Bunun kafaya yatırız diye. Kimse yoktur falan. Aman yarabbi. Ve neredeyse yani binemiyorduk. Son anda uçağa binebildik. Yoksa şey yapılacaktı bizi. Ertesi gün uçuracaklardı. Aa, evet, o çok para da ödeyeceklerdi size. Aa, evet ya. O güzel olacaktı. Evet, öyleymiş. Şaka maka 1200 avrodan bahsedildi. Yani kişi başı 600 euro verecekler. Hatta gönüllü de olduk. Tam formları falan yazmaya başladık. O sırada içeriden telefon geldi. Çok üzücü. Olsun. En son uçağa biz bindik. Sorun değil. Muhtemelen zaten burada yaşayan Türklerle tanışabiliriz. Evet, zaten bir kısmıyla tanıştınız geçen gün. Evet, evet. Geçen de bira keyfi yaptığımızda. Evet. Ali ile tanıştık. Evet. Diğer arkadaşlarla tanıştık. Bu arada daha geçmiş olsun Ali'ye. Evet, Ali'yi gösterdim zaten videonun başında. Şöyle mikrofona yaklaşayım. Bayağı ölüyordu, o yüzden gelemedi. Yo, çok kusura geçmiş bakmayın. Olsun. Bu arada siz yolu biliyor musunuz? Şimdi şöyle evet, gideceğiz. Evet, şöyle gideceğiz. Tamam, yolu gördüm, o kadar öğrendim ama ondan götürüyorum. Yani birazcık tesadüfen bulmuştuk geçen de ama artık kaybolmayız. Böyle gidiyoruz değil mi? Evet. Evet, şu durağı hatırladım. Bir de şimdi sen bize yakın dedin ya. Biz ilk gittiğimizde inanılmaz uzak yollardan gittik parka. Ulan diyorum, demek ki büyük kentlerde yaşayan insanların yakınlık algısı bizim tıpkı geçmişte İstanbul'da yaşadığımız gibi. Hani bizim asla öyle değil. Denize yani yarım saat, 5 dakika. Burada 10 dakikaysa yakın deriz. Yoksa uzak. Uzak.
Evet, parkın içindeyiz. Şimdi kendimize oturacak bir yer bulacağız. Ya şu park arkadaşlar biraz fazla güzel değil mi? Çok. Evet, evet. Huzur. Ördekler. İyi hissettim. Şöyle gölge bir yer bulalım. Kans. Ya keşke kedileri de olsaydı kentin. Kedileri yok. Evet. Gözüm kedi arıyor. Ama işte ama sokakta yaşamamaları da çok iyi değil mi arkadaşlar yani? Hep sahiplendiriliyorlar ama bir hayvan sevemiyorsunuz sokakta. Kaplumbağa bak. Aşkım. Ya çok komiksin. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Şurayı nasıl uzattın? Ay şunu size göstereceğim. Sen D vitamini mi alıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Ha millet orada soyunmuş yalnız. Soğuk bir şeyler aldık içmek için. Ya mesela şurada güneşlenenler falan var yani çok enteresan. Şey bikinilerini giyip. Bir gölgede biz bulalım değil mi? Evet neresi olsun. Arkadaşlarım tekrar hoş geldiniz. Mikrofonla ilgili bazı sorunlar yaşıyoruz. Hoş bulduk. Birini açıyorum öteki kapalı kalıyor. neden Arjantin diye soruyorum. Başla. Ben mi başlayayım? Evet, ya başla. Ben Maradona aşığı bir adamım. Böyle bir gerçeklik var. Hatta kedilerimden birinin ismi de Maradona, şey Diego. İşte hatta dövmelerimden biri de Diego. İşte Che Guevara'yı da çok severim. Biraz da böyle muhalif bir ruhumuz da var. 13 saat bir yere uçacaksak, bu ilk olacaksa emin olun sizin de etkiniz var. Dedik ki o zaman şeyi kaçalım, Arjantin'e kaçalım. Hem Ece İspanyolca öğrenmeyi çok sevdi. Bunun için tabii İspanya daha yakındı ama hem vize problemi vardı hem de şu şeyi de geçelim. Şu uzun yolculuk fobisini de yıkalım istedik. Hı hı. İyi yapmışız, iyi ki geldik. 3 ay falan burada kalmayı planlıyoruz Cansu. 2 ayı şehirde olacaksınız. Evet, 2 ayı şehirde olacağız. Sonra da işte aşağı inmek istiyoruz. Hı hı. Şelalelere bir çıkmak istiyoruz. Öyle bir 3. ayda bunu yaparız. Öyle dolaşacağız. Şevuyar'ın doğduğu eve gideriz. Gideriz. Neredeydi orası? Rosario'da. 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 Birkaç saatmiş hepi topu. Evet, belki evet. Araç kiralarız. Çünkü burada... Ya burada trenle de gidiliyor. Ha öyle mi? Oh ne güzel. O deneyimi de yaşayabilirsiniz. Lütfen de güzel olur. Kordoba'yı. Ya yapılacak da çok şey var çok şimdi. Şey biz var. Böyle haldır haldır da gezmek istemiyoruz açıkçası. Evet evet. Yani belli şunu yap. Brezilya'ya da gidelim. Oradan Şili'ye geçelim. Oradan işte Uruguay'a çok yakınmış çok falan. Çok o modda değil. Yani açıkçası. O modda değil. Bir de biz çok yorulduk tabii. 2023 yaz sezonu. Çok teşekkür ederiz bu arada. Alaka gösterilen bir kamp alanıyız. Evet, kampımızın ismini de söyleyelim. Kamp Bodrum. Kamp Bodrum. Kamp Bodrum. Çok güzel hayvanlar var orada yaşayan. Böyle aşırı doğal bir ortam benim gördüğüm kadarıyla. Evet, evet. Evimizi, kampımızı seviyoruz. Yani Bodrum'daki hayatımızı seviyoruz. Ve siz orada bir bungalovda kalıyorsunuz. Enteresan evet. Olan tarafı o. Yani evet. Siz uzun zamandır, yıllardır, 6 yıldır bir evde kalmadınız. Kapısı tabii, tabii. Olan. Bizim anahtarımız var Cansu. Bak anlatamam sana bu nasıl bir şey. Yani o kapıyı kilitlememiz gerektiğini falan. Burada var anahtarımız işte. Yani Airbnb'de evet. Tuttuğumuz bu evde bir kapısı var, anahtarı var. O kadar enteresan geliyor ki şu anda öyle bir yerde. Onu da özlemişsiniz. Çünkü bizim değil köpeklerimiz mi? İçeri girer, çıkar. Bir ağaç evde yaşıyoruz zaten bir bahçede. Hem bir şehirde olmak hem bir evin normal gerçek bir evin içinde olmak şu anda çok acayip hissettiriyor ama güzel. 3 ay olacağı için tamam diyorsunuz ama burada evet. Da çok böyle şehir şehir şehir. Tabii gelmiştir 6 yıl Bodrum'dan sonra ister istemez. Evet. O yüzden mesela o Palermo bölgesini gezdiğimizde falan biraz şey oldum. Hem biraz turistik geldi, hı-hı. Çok yoğun geldi. Dolaşacağız, bakacağız. Peki fiyatlar nasıl geldi size bu? Fiyatlar iyi geldi. İyi. Düşündüğümüz gibi geldi ya. Taksi neyi çok seviyorsak ülkede çok pahalı ya. Evet. Burada iyi hissediyorsun. Ulaşım daha i̇yi kolay. Çok daha kolay evet. Geçen de bir restorana evet. Gittik. Çok lezzetli. Hakikaten... Şapka çıkarılır yani. Neydi bu arada restoran ismi? Bilindik bir yer mi? La Dorita diye Palermo'da bir yerdi. La Dorita tamam. Dorita ben gitmedim. Ismi. Gelirseniz çok beğendik bir evet, yer oldu. La Dorita abi. Evet. Yani şey kapıda kuyruklar falan vardı. Biz içeriği tercih etmedik. Bahçesinde yediğimiz için hemen evet, servis güzeldi. Alabildik. Hı-hı. Ama gerçekten lezzetliydi. Bir de şeyi görüyorsun ya burada insanlar hani tamam en az bizim ülke kadar ekonomik problem yaşıyorlar. Evet. Enflasyon problemiyle daha baş yüksek. Etmeye daha yüksek. Evet hı-hı. Daha yüksek. Ama işte 3 dolara da et var. Evet. Ne bileyim 2.80'e kıyma var filan. Evet. Yani yarım kilo kıyma alsak ayıp olur mu diye düşündüm yani. biz öyle alıyoruz çünkü. Evet. Biz çünkü yarım kilo alıyoruz. Yoğurt yok. O evet Arjantin'de. Yoğurt yok ama öğrendim onu Cansu'dan. Varmış. Fotoda var satıyorlar. Bizim gibi böyle ondan. Büyük büyük yoğurtlar böyle çok ucuza değil. Daha böyle küçük. Daha pahalı ama şey mayalama yapılabiliyor. Ben mayaladım yani bu konuda içiniz rahat olsun. Deneyeceğim ben de.
olmaz. Yoğurtsuz olmaz. Evet, kötü yanlarından bahsedecektik evet. Yoğurtsuzluk kötü. Tabii bir haftada anlayamazsınız kötü yanlarını. Evet. Şu ama an yani gözüme çarpan öyle bir şey yok açıkçası. Şu beni rahatsız etti diyeceğim. Ya insanlar pozitifler, yardım çok yardımseverler. Yani bir şey için yol soruyorum ki ilk geldiğimizde dedim ya çok kaybolduk böyle. İnternet yok, konum bulamıyorum filan. Her şeyi herkes sormak zorunda kaldım. İçeriden birilerini çağırıyorlar yardımcı olmak için. Bizimle birlikte yürüyen oldu. Peki nerelisiniz diye soruyorlar mı? Soruyorlar. Sorduğumuz zaman onu bir neşeyle karşılık veriyorlar evet. Mesela. Bir coşku yani o beni şaşırttı. Evet, Türkleri çok seviyorlar ama mesela Rus'suz deseniz aynı tepki alamazsınız. Tamam. Bizdeki Suriye problemi gibi burada da Ruslarla ilgili bir problem var. İstemiyorlar çünkü çok fazla Rus geliyor. Ve çocuk doğurup gidiyorlar. Burada da yaşamıyorlar. O yüzden böyle bir onlara karşı tepkili. Ama Türk'üz dediğinizde böyle bir de çok yokuz burada. Çok nadir karşılaştıkları bir durum. O yüzden çok uzak bir yer evet. Ve bizi sadece dizilerden bildikleri için biz böyle onların gözü aşırı zengin, böyle akşam yemeğine frapan kıyafetlerimizle bizler gibi iner. Dizilerdeki aileler gibi falan düşünüyorlar. Evet, evet. Güzel bir imajımız var o konuda. O konuda ben çok mutluyum. Evet, evet. Şunu soracağım size. Bir tane işletmeniz var Bodrum'da. Peki o işletme gibi bir yeri burada yaşayıp yapmak nasıl bir fikir olurdu sizin için? Düşündünüz mü böyle bir şey? Kendi aramızda konuştuğumuz oldu evet. Evet oldu. Bir hostelle evrilelim mi artık? Onları zaten i̇şte... aramızda konuşuyoruz evet. Ben şöyle bir, belki ufak bir hostel olabilir. Ama biz tembel insanlarız zaten. Şöyle söyleyeyim, sürdürülebilir bir iş modeli değil. Yani bütün yıla yaydığın... Ya şöyle bakma, geldin çadırı at dostum oraya. Bundan sonra seninle ilişkimiz kalmadı. İşte bak burası tuvalet, burası banyo diye bir şey yok. Hmm. Çünkü yani... İnsanlar hakikaten senin yaşam tarzını merak ediyor, seninle sohbet etmek istiyor. 24 ve bu, saat bir arada yaşıyorsun insanlar. Özellikle Temmuz Ağustos ayında sürekli şöyle, hadi kocaman sofralar kurulsun, hadi işte Bodrum güzellemesi yapılsın, işte İstanbul'dan niye gittin, İstanbul'un nesini sevmedin, bir ki biz Bodrum'da da yaşamıyoruz. Bodrum'a 19 km uzaklıkta, Gümüşlük diye bir köyde yaşıyoruz. Böyle olunca insanlar da merak ediyor haliyle. Çok saygı gösteriyoruz bu arada. Hiç küstahlık ettiğini düşünülmesin. Ancak hakikaten çok yorucu bir iş. Yani biraz ufalmak ve daha rahat bir işe peki, evrilmek peki istediğimiz. Peki bir hostel açarsanız, atıyorum burada bir hostel açtınız. Orayı kapatır mısınız? Kapatmayız ya. Çünkü hayvanlarımız var. Evet, evet. Terk edemeyiz ki onları. Bizim için çok zor. Evet. Yani bizim yani... de sorumluluklarımız da var. Çünkü evet. Çok fazla hayvanımız var. İşte çalışan arkadaşlarımız var vesaire. Bizim için kolay değil. Evet. Hani bir anda çıkıp da burada yepyeni bir hayat kurmak. Ama romantik. Aa, evet. Neden olmuş? Yani ömrümüzün sonu geri kalan kısmını olabilir. Neden Arjantin'de geçirme fikri. Evet. Neden olmasın ki? Bence siz buraya çok yakıştınız. Ben Ecel Özgün çok sevdiğim için bunu onlar gitmesin diye. Bence çok iyi bir fikir falan. Hani çünkü onlar kendileri bahsettiler neden olmasın diye. Evet, ben, evet. Benim düşündüğüm bir şey değil o. Belki güzel. Yani sadece Buenos Aires'te değil ki kocaman evet. Bir ülke burası. Çok, çok büyük. Belki alan başka çok. Bir bölgesinde olabilir, başka bir şehir çok hoşumuza gider. Ve yani tahminimce de arsa fiyatları çok yüksek değil. Yani orada da bungalov yaptığınızda... Yani eminim Bodrum kadar yüksek değildir. Bodrum'da fiyatları zaten herkes biliyordur ne kadar fahiş fiyatlar olduğunu. Hani bir şey sahip olmak gibi bir şey almak falan imkansızlarınızdan bizim gibi insanlar için imkansız onu söyleyelim yani. Burada çok daha kolay olur kesinlikle. Öyle bir şeye karar verirsek. Sen bütün kıtayı gezdin hemen hemen. Hemen hemen, çok daha iyi anlıyorsun. Çok farklı, çok farklı. Bir Bolivya'ya git, insan tipi tamamen değişiyor. Bir Peru'ya git, tamamen değişiyor. Yani tamamen yerli onlar. Ama burada direkt mesela Paris'e gittim. Paris'ten çok farklı gelmiyor sokakları bana buranın. Mimarisi de öyle. Ya bu arada Türk Hava Yolları'na da çok teşekkür ederiz. Hakikaten ülkenin yüz akı olmayı hak etmişler. Ne anlamda? Ya bir çok rahat geldik. İki yani 18 saat yolculukta sadece bize değil dünyanın her yerinden gelen İstanbul biliyorsun buluşma noktası. Dünyanın her ülkesinden gelen insanları 18 saat boyunca pışpışlamak kolay değil. Evet. Çocukların yüzü hiç düşmedi. Hep güler yüzlüler. Evet. Yani yoksa işte ne olacak ki işte yemek işte... Ya da kahvaltı. Evet. Onlar dert değil. İyi bir motivasyonla işlerini yapıyorlar. Evet. Onlara da teşekkür ederiz. Ama evet, lütfen çok fiyatlarını ederim. Düşürürseniz çok sevinirim. Lütfen. Evet, lütfen. Ülkemize gidemiyoruz. Ben gidemiyorum yani şu an. Çok pahalı. Biz uçak biletlerinde pahalı yani. Ya evet yani şu an onu bir söyleyelim. Özgün ve Ece uçak biletlerini çok pahalı almışlar. Özgün daha iyi bilir onu. Mayıs ayında aldık. Ya biz seçimden bir gün sonra aldık. Bu politik gönderme falan değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Denk geldi diyelim. Sabah bir uyandık. Hemen dedik ki biz biraz nefes alalım. Çok seviyoruz yoksa ülkemizi. Evet.
ülke. Ya bu arada bizim zaten katlanma işimiz çok yüksek. Bir köyde yaşadığımız için bazı şeylerde kendimizi korumayı başarabiliyoruz. Tabii. Zaten Bodrum da özel bir yer. Aslında ülkenin de göz bebeği. Evet, evet. Bodrum. Biletleri kaç bin dolara aldınız arkadaşlar? Yani dolar olarak bilmiyorum ama 135 bin liraya geldi. İkimizin gidiş dönüş. Normalde 45 bin TL'ye gidiş dönüş bulabilirken Özgün ve Ece biraz pahalıya almışlar. Önceden aldıklarına daha ucuz alacaklarını düşünmüşler. Evet. Normalde öyle olması. Ama Türk Hava Yolları'nın resmi sitesinden aldık. Aracı evet. kullanmadık özellikle. Yani ama demek ki öyle mi? Evet. Doğrudur. Ya işte Sırbistan aktarmalı alanlar oluyor ya işte Balkanlardan gelenler oluyor. O zaman daha ucuza buluyorlar. Ama işte daha önce almak daha ucuz olacağı zamanı da gelmiyor. Aslında. Evet. Aslında evet. biz evi geç tuttuk. O yüzden evi biraz pahalı tutmuş olabiliriz. Evet. Tam tersi yani bileti bekletip evi daha erken tutsaydık 850 dolardan daha ucuz bir fiyata evi tutabiliyorduk. Evet. Bir de siz çok sezona geldiniz arkadaşlar. Şu anda Arjantin'in sezonundayız. Evet. Mart ayından Nisan ayında falan gelseniz hem kalacak yeri daha ucuza bulabilirdiniz hem de uçak fiyatları çok çok farklı. Yarı yarıya falan. Evet. İşte o zaman da bizim başlıyor ya sezonumuz. Evet, sezon başlıyor. İster istemez o tarihleri Türkiye'de olmak zorundayız. Ben Eve Özgün'ü size tanıştırmak istedim. Hem enerjilerini çok sevdiğim için, hem burada biraz daha uzun kalmalarını ikna etmek için bu muhabbette belki. Hem de güzel Bodrum'daki kamplarını size haber verebilmek için. Bekleriz bu arada. Yani evet. Zaten Türkiye'ye gelirsem mutlaka uğrayacağım. Kesinlikle. Çünkü öyle bir yere çok ihtiyacım var. Kesinlikle gelmeliyiz. Orada da inşallah bir çekim yaparız. Yaparız. Şimdilik böyle. O zaman hep birlikte sizlere hoşça kalın diyoruz. Biz burada biraz daha parkın ve muhabbetlerimizi çıkarmaya devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Farklı yapma görüşürüz.